BOTAŞ 268 personel alımı başvuruları İşkur üzerinden alınmaya devam ediyor. 25 Ocak tarihinde İşkur üzerinden alınmaya başlanan BOTAŞ personel alımı başvuruları 29 Ocak tarihine kadar alınmaya devam edecek. Elektrik başta olmak üzere çeşitli mühendislik bölümlerinin yanı sıra birçok alanda alım yapılacak. BOTAŞ 268 personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 25 Ocak tarihinde İşkur üzerinden alınmaya başlanan BOTAŞ 268 personel alımı kapsamında çeşitli mühendislik bölümlerinin yanı sıra farklı meslek gruplarından toplamda 268 personel alımı yapılacak. 25 Ocak'ta başlayan başvurular 29 Ocak mesai bitimine kadar İşkur üzerinden yapılmaya devam edecek. Peki BOTAŞ personel alımı hangi illere yapacak? BOTAŞ personel alımı kapsamında Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel istihdamı sağlanacak. BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? 1. İşkur'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. 2. İşkur'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi BOTAŞ'ın sitesinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 3. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür. 4. İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5. İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Bu tarz videolar için lütfen abone olmayı unutmayın.